Evet abi, Cities Skylines'te en son nerede kalmıştık? En son şuraya şöyle bir sanayi atmıştık. Şu anda bu sanayide yangın var ama bu sanayinin itfaiyesi yoktur hocam. Aynen yok. Sen cayır cayır yanarsın ha. Sıçramıştın lan buraya. Sıçramış da olabilir. Neyse, şuraya bir tane. Şuraya sanayi atın da hemen işlesin bari. Bizim polisiniz de var mı? Polisiniz var herhalde. Güzel. İtfaiye çık hemen. Ta oradan ta uzaktan itfaiye geldi aslında. Ama burada 2000 ay kaybettik galiba. Neyse. Şuraya şöyle bir yol atmıştık. Buraya üniversite atacağız çünkü, hatta bu bölüm atmayı düşünüyorum. Satacak mal yok diye ağlayıp zırlayanlar vardı. Onları çözemedim. Oto buldozer modu kurdum şunların hepsini elle yıkmayayım diye. O mod da hata verdi. Bilmiyorum, oyunu oynatmıyor ha. Hatayı verdi. Kapatıyorum hatayı. Tekrar çıkıyor karşıma. Ana menüye zor döndüm ya. Bakacağız. Yani işte bir sanayi ihtiyacı var şu anda. Ne yapsak bilmiyorum ya. Belki daha fazla şu sanayi alanlarından atsam diyeceğim de bir şey fark etmiyor ki. Ya bunlar genelde bir şeyler satmaya yönelik sanayiler attığımız için oldu herhalde. Yani şöyle genel sanayilerden hiç açmadığımız için olmuş olabilir. Şuraya da vuracağım şimdi sanayiyi, o olacak ya. Şuraya da bir maden sanayi satmıştık. Şimdi bu bölüm ben buraya bir üniversite atmayı düşünüyorum. Ama önce bu petrol sanayisinin bize kazandırdığı bir şeyler vardı. Ha bu arada bir metro atmıştık biz. Metro her yere dolaşıyor. Çok iyi olmadı ama her yere dolaşıyor. Ama bu metroların şu duraklara ortak bağlanabiliyormuş ya. Çok mantıklı yani, gerçekteki gibi. Şu yol geldiği zaman yani şuna bağlanıp da buradan tekrar devam edebiliyormuş. Yani bilseydim mesela ben bütün metroları mesela şu üniversite ya da tam şu ortadan geçtikleri nokta var ya, tam şuraya bağlayabilirdim. Çok güzel olurdu ama onu bir daha yapar mıyım bilmiyorum. Olabilir. Şuraya bir otobüs atmayı düşünüyorum da şöyle. Belki şurayı dolaşan şöyle bir otobüs. Buraya da şuraları dolaşacak bir otobüs atabilirim. Ya da sadece şurayı dolaşacak bir otobüs ve şurayı dolaşacak 2-3 otobüs hattı bilmem ne bir şeyler atabilirim yani. Bu sanayi sorununun çözülmesi lazım ya. Burada bak, burada petrol sanayimiz level almıştı ve bir şeyler gelmişti. Ne gelmişti? Büyük petrol pompası gelmiş de. Dur bakayım hocam. Petrol sondaj aleti gelmiş. Bundan at bakayım buraya bir tane. Petrol ayrıştırma tesisinden bizde var değil mi? Yok mu? Atın buraya. Petrokimyadan var, onu biliyorum. Atık petrol arıtma tesisi, bak. Bu da önemli bir şeye benziyor. Bunu da şuraya atın şöyle. Büyük ham petrol tankı çiftliği diyor abi. Bunu at. Bu fazladan bir şey olursa şunları... Bunlar alır zaten fazla fazla da, hadi burada durdursun yani. Ham petrol depolamayı da... Ulan burada yer yok ya. Şuraya at. Petrol sanayisi deposu varmış bir de. Bunu yani buraya atın. Kalabalık abi. Önüme çıkan her şeyi attım gibi geliyor bana. Okumadım altındaki şeyleri hiç. Çelik fabrikası var. Çelik fabrikası buraya değil. Çelik fabrikası şuraya gider abi. Şuraya gider bak. Burada zaten bir şey vardı. Bir de bu gidebilir buraya da. Bunlar yani gider. Gider. Şuraya bir gel bakalım. Burası biraz karışık ama. Oyuncak fabrikası. Kağıt ve kereste ve plastik istiyormuş. Oyuncak fabrikasını o zaman şu orman sanayisi olan bölgemize atalım. Atıl lan şuraya. Atıl. Eğimde eğim tutturdular gidiyorlar ya. Tamam, buraya atıl hadi. Petrol rafinerisi. Bak bunlar. Bu işte. İşte bu abi. İşte bu. Bu buraya atılır biliyor musun? Tam şurada muazzam durur. Şu engelliyor. Atık yakma tesisi. Kardeşim sen şuraya git. Buraya şöyle bir abimiz gelecek. Of. Modüler ev fabrikası gelmiş. Plastik, cam ve metal istiyormuş. Bu da çok büyük abi. Bunu da şuraya atabilirim o yüzden ya. Tam buraya mesela nasıl gidersin? İki fabrika yan yana. Ulan kaç tane fabrika attık bak yan yana. Bunları atıyoruz tabii de şimdi daha fazla üretim lazım bunlar yüzünden. Mesela daha fazla cam üretmek lazım. Burada mesela metal üreten iki tane yer var. Cam üreten iki tane yer var. Bunların daha fazla olması lazım artık. Çünkü çok cama, çok metale ihtiyaç olacak bir anda. Maden ocağı tesisi neymiş ya? Neymiş ya böyle? Yollar o kadar kötü ki hiçbir yere sığmıyor da. Bak mesela cam üretim tesisi. Burada vardı ya. Burada bundan bir tane daha olsa daha güzel olacak. Cam üretimin haricinde bir de metal üreten şeyden lazım bize. O da bu işte bak şöyle. Bunun sayısını arttırdık tamam mı? Bu yeterli değil ama. Kağıt üretenden de lazım bize şimdi. Burada da kağıt üreten 3 tane var aslında. Bunlar kağıtları üretip duruyorlar. Yok, bunlar kağıt üretiyorlar tamam mı? Burada bir kağıt deposu vardı bizde. %2 dolu abi. Demek ki yeterince dolduracak kadar fazla üretilmiyor. O zaman hemen ürettirelim. Kağıt üretmek için diyor. Şuraya da bir tane at bundan. Buraya sığar mısın? Tam sığıyorsun da eğim var diyorsun yalancı köpek. Buraya attım ama. 2 tane de bundan atalım. Bu daha fazla ağaç isteyebilir tabii. Onun için şuraya şöyle 2 tane... Eğim fazla diyor ya. Ağaç fidanı tarlası at dedim. Bir tane attık öyle kaldı. Sonra başka kağıt istiyorlar. Metal istiyorlar. Bir de plastik abi. Plastik üretimini ama plastiği arttırmışızdır ya. Bundan bak burada 3 tane var çalışan. Petrol çıkaran var. Şu plastik çıkarandan bir tane daha atabilirim hatta ya. Plastik de çok lazım olan bir şey çünkü. Buraya at mesela 2 tane at. Bunlar bayağı bir büyük bir yer oldular şu anda. Üretim fazla ama mesela bak hala sanayi ihtiyacı giderilmedi. Çünkü adam gibi bir sanayi bekliyor bu. Yani şuraya büyük bir genel sanayi at diyor. Biz bir kuruduk diyor yani. Genel sanayiye kuruduk diyor. Şurada 3 tane var. En azından ayrı ayrı oldukları için belki çok trafik çıkarmazlar diyeceğim. Şu yol inanılmaz trafik çıkaracak bu 3 tane sanayi olduğu için. Bölge alamıyorum değil mi ben ya? Alamıyorum.
Yani diğer sanayi, şehri birazcık bu tarafa büyütmek istiyordum. Diğer sanayiyi buraya atmak zorundayım gibi duruyor. Ama çok da sıkıntı olur mu? Ya burada çok bir sıkıntı yok ya şu anda. Şuraya da bir sanayi atayım o zaman ben. Yoksa bunlar zırlayıp duracaklar, benim canımı sıkacaklar yani. Tamam bak, burada böyle bir sanayi atacağım. Sanayi içi trafik olsun istemedim en azından. Yerde birikme yapmasınlar diye. Şuradan sanayimize bağlanabilecek bu yol. Buradan da çıkabilecek şöyle. Sonra buraya ver abi sanayiyi. Ver, açılsın, ver. Şu arayı boş bırak. Oraya ağaçlandırırız bir şekilde. Açılıyorum, buralar açılmaya başladılar. Güzel. Şöyle bir açılsınlar da sanayi ihtiyacı bir gitsin ya. Şimdi üniversitemize gelelim abi. Biz buraya üniversite atmayı düşünüyoruz. Hemen şuradan bir başlayalım. Şöyle bir yönetim binası nereden? Tam şuradan şöyle. Şuraya bağlansın. Ha, bir alan istiyor tabii. Alanını vereceğiz. Gümüşhane Üniversitesi oldu buranın adı ya. Şimdi üniversitemize gel. Üniversitemizin burada binaları var. Bu üniversitede tabii level isteyecek ama önce bu üniversitenin yolunu atmak istiyorum abi. Bak, şuralar bu üniversitenin yolu değil mi abi? Bu tarafına gidemiyor mu bu lan ya? Git işte lan, git şuraya, git şuraya. Şimdi bak, burada büyük bir alanımız var. Bu alanı diğeri gibi değil, biraz daha güzel bir şekilde değerlendirmek istiyorum. Evet bak, üniversitemizin yolları böyle olacak, tamam mı? Tabi binalar buna ne kadar uyum sağlar bilmiyorum. Şimdi burada yurtlar var. Yurtları şöyle şu yol kenarına atmayı düşünüyorum şöyle. Genelde niyeyse yurtlar bana böyle bir yerlerde olurmuş gibi geliyor. İki yurtla başlayalım. İki yurtla başlayalım. Bunların çalışma yerlerini tam buraya kafeterya düşünüyorum. O yüzden buraya atmayacağım. Çalışma yerleri tabi yurda yakın olması daha iyi olur. O yüzden şurada olsun. Bunu da şöyle buraya atmayacağım. Buraya da başka bir şey gelebilir. Bu da hani çalışma yerinin şöyle hemen yanında olsun şurada. Futsal kulübü diyor. Allah Allah. Futsal kulübü şurada olabilir. Bakalım neye benziyormuş bu? Bir şeye de benzemiyor. Başka da bir şeyimiz yok maalesef ama buralara bir spor tesisine kurulabilir. Amerikan futbolu diyor bak. Beyzbol. Şimdi şu beyzbolu tam bu... Of oğlum, bu ne kadar büyük lan. Çok büyük ya. Buraya bu niye atılmıyor? Eğim var diyeyim. Alan boş değil diyor. Tam şuraya atılır da eğim çok fazla diyor. Tam nereden atılıyorsun? Sen buradan atılıyorsun ya. Biraz büyüksün be kardeşim. Diğerleri de mi öyle? Bak bunlar da büyük. Amerikan futbol şeyini atacağım ben ya. Tam buraya atacağım abi. Böyle bir şey oldu. Devasa bir şey oldu da. Çok yamuduk yumuduk bir şey oldu. Şuralara falan katletti. Ah be alan. Bunlara var ya, çaktırmamak için buralara böyle ağaçlıyorum full. Buralar böyle kasıtlı olarak sanki ağaç dikilmiş gibi. Evet, yani Amerikan futbol sahamız da böyle. Bakalım. Yani bayağı büyük. Amerikan futbolunu da filmleri izleye izleye az buçuk çözdüm ya. Burası gelişir. Şimdi siz de tabii akademik çalışmalar istiyorsunuz. Yapın. Yapın abi. Size de vereyim bir 8.000. Yemek ücretsiz abi. Öğrenci sağlığı önemli. Bilgi olarak 36 öğrenci gelmiş. Sonra burada kampüs çekiciliği düşük mü ya? Burada kampüsümüzün çekiciliği biraz düşmüş sanırım. Öğrenci sayısı 2100 diyor abi. 2100, sen ne yaptın? Buradaki akademik çalışmaları da bir 7000'i düşürelim. Şimdi hocam, buranın çekiciliği düşemez. Şu iki drama kulübü kaldırdık diye bunlar zırladılar yani. Evet, şimdi bakalım. Tamam, kendine geldi. Buraya da gelen olur ya. Buraya gelen olur. Metro var diye belki gelen olur. Yoksa zor gelirler yani. Elektrik istiyor. Burada bir tane metro elektrik atmışız. Şurada bir şuna verelim şuradan. Şimdilik gençler, şimdilik. Bu iğrenç görüntüleri düzelteceğiz. Artık insan ihtiyacı falan var diyor. Ne oldu bu dükkanlar? Bak, bunları yıkacağım ben yine, tamam mı? Burada ne sorunu çıkmış? Ha, burada da aynı sorun var, tamam. Yani simge farklı gibi geldi de. Oo, burada fena bağırmışlar ya. Siz hiç fark etmemişiz be. Tamam, şimdi çalışırsınız diye düşünüyorum. Evet, fena değil. Oğlum, buradaki madenleri kuruttunuz mu lan yoksa? Vay vay vay, bunlar kurutmuşlar burayı ya. Karşıya geçin o zaman. Bu da sıkıntı ha. Buraları kurutacaklar yani. Depolara bari şey çekelim ya. Dışarıdan da alalım aynı anda ki üretim durmasın. Şuraya orta ölçekli depo at o zaman. Bu depoya doldur abi. Ne doldurayım diyor. Maden ürünleri doldur ya. Dışarıdan getirsinler. Şimdi buraya ne attık abi? Maden ocağı tesisi attık. Metal işliyor. Tamam, buradan elektronik yapılıyor. Sen ne istiyorsun da gelmiyor? Kesilmiş kereste istiyor. Plastik istiyor, metal istiyor abi. Sana zor gelir ya. Hadi metal bir şekilde gelmesi lazım da. Kesilmiş kereste falan zor. Bu işliyor bak, buradan yakıt çıkarıyormuş. Bu taraflarda buna yeni geldi petrol büyük ihtimalle. Yumuşak kağıt fabrikasına. Oğlum, ham ürünler gelmiyor diyor buna ya. Yeterince orman yok diyor yani. Yeterince ağaç ekmemişiz diyor. Ekelim abi, ekelim. Bak, bulduğum her köşe başına attım bunlardan, tamam mı? Hadi bakayım. Aa, burada hasta olan biri var. Gürültüden hastalanmış. Ha, gürültüden. Neyse, bir şey demek istemiyorum şimdi. Eleman yok diyorlar. Nasıl eleman arıyorsun da sen? Eğitimli, eğitimsiz. Onu bulmuşsun lan. Var, geliyorlar. Daha açıldığınızı yeni haber ettiniz millete ya. Millet gelecek, başvuracak da. Bizimkiler ne yapmış? Bizimkiler artık kaybetmeye başlamışlar. Püh, yazıklar olsun size.
Burası ne durumda? Burası da güzel ya, burası fena değil. Yeni insan ihtiyacı daha yeni yeni artmaya başladığı için şu sorun çözülmeden de şehri büyütemiyoruz. Üniversite sen nasıl gidiyorsun? 644 öğrenciye hemen ulaştım diyor. Ulaşırsın tabii, daha şuralara evler mevler, şuralar bir açılsın sen iyice coşacaksın da. Otobüsle motobüsle. Yurtta kalıyor öğrenciler bak. 402 kişi yurtta kalıyor abi. Uzak olduğu için millet çocuğunu yurda vermiş. Tabi buranın da şimdi bir anda ihtiyaçları çıkacaktım ya. İtfaiye mitfaiye. Abi sizin itfaiyenizi ben buraya atayım. Polisinizi de atayım hadi yanına. Sağlık ocağınızı da atalım şuraya. Yani üniversitedeki kız öğrenciler genelde bayılırlar. Onlara baksınlar. Ölü yakma yerini de onun yanına atalım. İhtiyaçlar böyle giderilsin. Tamam mı? Gelecekte buraya ilkokul lazım olacak. İlkokulu şuraya atalım. Bir tane de lise atalım tabii. Onu da liseye aslında şuraya atsak daha iyi olur da. Ona daha sonra bakarız ama kütüphane, işte kütüphane atılır abi. Öyle bir yer atmışım ki ilkokulu kütüphane sığmıyor. Arkasına gidersin o zaman şöyle. Şu an durumları takip edeceğiz. Bu sanayiden sonra belki bu diye ağlayanlar azalır. Vergilerinizi %11'e düşünsem, of oğlum 95 bin kazanıyorum lan şu anda. 89 bin falan. Neyden kazandım ben bir anda? 66'ya falan düştü de haftalık gelir bir ara coştu. Bir ara böyle coştu. Sanayiden dolayı galiba. Sanayiler bana 100 bin kazandırıyor abi. Bir şey üretip üretip satıyoruz ya. Fena bir karı var bana. Yani vergileri oğlum şu... Bunların vergilerini 11'e çıkar. Bak bunların vergilerini oynamayı unutmuşuz. 9'da kalmış. Yüksek konutların. Düşük konutları da 11'e düşür. Bakalım. Eğitimden 20 bin geliyor. Eğitime 37 bin gidiyor kardeşim. Gitsin feda olsun. Eğitim önemli. Sanayiden 129 gelmiş. 125, 57 falan gitmiş. O da iyi. Toplu taşımaya 11 bin gidiyor ya. Köprüye de iyi gidiyor. Yolların bakımına da gidiyor ama ben fena kârdayım. 129 bin diyor lan. 129 bin ne? 129 bin ne abi harbiden? Bu neymiş oğlum? Kolossus'un heykeli. Ha bu suya mı atılacak? Var mı bizde su? Şuraya atılıyor ya bu heykel. Alakasız şuraya atıp gideyim böyle. Şöyle bir şey var. Bunu var ya tam şunun ortasına atabilirim yani. Şuraya. Buraya atsam bunu. Önünü arkasını park gibi bir şey yapsam. Ya da tam şuraya. Olabilir. Bak onu nasıl yapıyoruz? Şuradan şöyle bir yol getireceğiz. Ve ulan nasıl bağlandım lan? Bu yolları şuraya bağladık mı abi? Bunu getirip buraya atabilirim yani tam ortaya. Ya da başka şeyler de var tabii mesela bunlar. Ama bunlar böyle aşırı etkileyici durmuyor abi. Mesela şunlar falan daha etkileyici duruyor şu. Tabii yol dar mı oldu birazcık? Dar gibi oldu aslında. Bu yolda bu da çok büyük bir yol ya. Bu da harbi büyük bir yol. Ama bu belki çok ilgi çekici bir şey olduğu için çok kişi gelir belki. At abi şundan bir tane. Nasıl bir şeymiş bu? Bu Çamlıca Kulesi mi ya bu? Ne bu? Azıcık yana kaysan şöyle daha iyi olur aynı. Evet bak. Buranın bir parkı eksik abi. Şurada park eksikliği mi var? Ne var ya? At şuraya gözünü seveyim bir millet yeşersin ya. Buraya... Tamam mı? Ne parkı? Normal düz park gider. Bu arada bir hayvanat bahçesi atmadık mesela. Hayvanat bahçesi var. Doğa koruma alanı var. Onu da atmadık. Onları atmak lazım. Ama şimdi düz park atacağız. Düz park. Girişi de yani girişi nereden olsun? Şuradan olsun şöyle. Orada ana giriş olur. Şuralarda yan giriş mi daha büyük? İkisi de aynıymış. Buralarda yan giriş olur mu? Şu anda olamıyor çünkü şunun alanı yok diyor yani kardeş. Biz nereye bağlanacağız ki diye soruyor. Kardeşim şöyle park alanı. Tamam mı? Kuleyi de aldım lan park alanının içine. Sonra... Tamam bir akmaya devam etsin. Şöyle park yan kapılarından etrafı şöyle dolduracağız tabii ki daha büyük alana etki etsin bunlar. Ya buradaki amacım birazcık şey aslında şunun etrafı yeşillik meşillik olsun diye. Yoksa öyle bir design bir şeylerini yapmama gerek yok yani. Sadece etrafı 2-3 çadır madır atacağım şunun etrafı yeşillik dursun. Daha sonra buralara işte ne bileyim daha çok kafe atılabilir. İnsanlar gelsin diye bak buraya at 2 tane. Yanlarına bir tane tuvalet. Kafelerden tam şuraya da atılır mı acaba? Yani bak. Tam şöyle şuraya atılsın hadi. Aradaki elektrik direklerini bir sil. Oo önünde de metro var ha. İyi yere gelmiş. Burada bir park meydanı. Şurada da bir satranç alanı olsun. Bu olmasın ya. Millet bunu görmeye mi geldi? Satranç oynamaya mı geldi lan? Şu arkada olsun onlar. Etkinlik gibi. Etkinlik icabı yani. Daha çok işte. Şöyle. Çardaklar olacak etrafta. Şurada bir trambolin olabilir. Şurada da çocuklar için bir park. Daha sonra çardaklara devam. Aynen bu kadar. Kalan kısmı da ağaçlandıracağız tabi. Evet yani burası böyle bir yer olacak. Millet yani buraya gelsin böyle Eyfel Kulesi gibi. Buna baksınlar baksınlar sonra gitsinler diye. Böyle bir ortam. Bunlar da elektrik istiyorlar da bu elektrik şuradan gelir be. Tamam geldi hadi geldi. Suyunuz da geldi. Yani burası da fena değil ya. Turist çeker en azından. Metro da var yanında. Abim siz nasıl çöp içine alarsınız lan? Siz zaten sanayisiniz. Zaten kirli oralar. Ben hemen oraya bir çöp yakma tesisinden patlatayım bir tane. Ya
Ne elektrikmiş arkadaş. Gelen var mı buraya? 680 kişi gelmiş. Akademik yıl tamamlanmak üzere. Burası da fena değil. Etrafını doldurduğumuzda büyüdüğünde tabii daha güzel olacak. İnsanlar parka marka buraya gelmeye başladı ama ya. Geçen haftaki ziyaretçi sayısı 0 diyor. Daha yeni açıldı yeni. Gürültüden rahatsız olanlar var. Bu yollar ağaçlı yol değil mi ya? Ağaçlı yol yapalım oralara. Oğlum bu yolları ben neyini değiştirdim lan? Arabalar yok oldu. Bak burada arabalar şu an park ediyor. Ağaçlı yaptığım zaman arabalar park edemez tabii. Yan tarafta çünkü ağaçlar oluyor. Ama yapacak bir şey yok. Bunlara ağaçlı yol lazım ki bunlar sussunlar yani. Bak şunlara da lazım. Ha bunlardan bir şey olmaz. Bunlar direkt değişir de. Geçer o gürültü geçer. Sen şey yapma. Sakin ol. Ham madde bulamıyoruz sorunları geçmiş gibi duruyor ya. Aynen geçmiş. Gürültüden dolayı genelde sıkıntı yaşayanlar var sanırım aynen. Yolların hepsinin bir baştan aslında bunlar ağaçlı yol ya. Burada neyin gürültüsü var abi? Şirketlerin binaların gürültüsünden mi ağlıyorsun? Maden sanayimiz level atlamış. Araba fabrikası gelmiş. Maden sanayisi bakım binası. Cam elyafı tesisi gelmiş. Büyük maden ocağı gelmiş. Araba fabrikası. Maden sanayisi bakım binası. Hemen bakalım. Araba of. Bu ne? Bu ne böyle ya? Kocaman bir şey. Şuraya bir yere sen oluyordun abi. Aynen orada ol bakalım. Araba fabrikası. Arabaların markasının adı Jubile. Başka bir şeyler daha gelmişti. Dur ne gelmişti? Cam elyafı tesisi geldi. Cam elyafı tesisini de şuraya iki tane atalım şöyle. Cam elyafı neyden yapıyorsunuz? Madenden yapıyorsunuz tabii ki. Neyden yapacaksınız? Bu benim yerimi değiştir abi. Ben buradaki madeni kuruttum diyor. Değiştirelim. Değiştirdik yavrum. Hah iyi. Burada çok fazla fabrika oldu ya. Elektriğe bakalım. Elektrik üretimi tüketimden fazla. Bunlar niye ağlıyor ya? Abi hemen buraya atalım bir tane güneş enerjisi. Akademik yıl diyor. Güzel. Buraya yeni bir şehir geldi mi? Gelmemiş. Bir tane akademik çalışma yapmış çünkü Gümüşhane Üniversitesi yani burası. Şimdi bir tane daha yapın ya. Size verdiğim parayı hatta arttırayım. Abi benim çok param var ya. Al. Takımlarımıza verdiğimiz desteği arttıracağım da. Onu bir arttırdım mıydı? Çarpı 3 abi. Çarpı 3. 3 çarpı 27 bin mi gidiyor buna? Çok gidiyor. Benim parayı bir anda hiç eder. O yüzden onu vermiyorum tabii ki. Burası bizim asıl sanayi bölgemiz oldu ya. Bütün sanayi tesisleri burada. Gürültüden hastalanma dışında bir sıkıntı yok. Şimdi mavilik ihtiyaçları var. Burada eleman bulamıyoruz diyenler var ya. Sen nasıl eleman? Eğitimsiz. Eğitimsiz arıyor, bulamıyor. O zaman o bir tane politika vardı. Onu geçirmemiz lazım sanırım. Politikalar açıldı mı? Güzel açıldı. Abi şunu bir aktif edelim. Bunlar da bir eleman bulsunlar. 3 tane sanayi yeri var burada da. Şurada da var bir tane. Buradan giriş çıkışlar var. Buraya geliyorlar. Buralar da güzel akıyor. Burada bir de üniversite var. Bu kısımlar da akıyor mu? Of. Burası biraz sıkıntı gibi. Niye? Şehirden çıkmak isteyen burayı kullanıyor. Girmek isteyen burayı kullanıyor. Sanayiye geçmek isteyen de burayı kullanıyor gibi. Nasıl iğrenç bir yolla çözebilirim acaba burayı ya? Bak şuradan direkt karşıya bir yol versem ne olur? Buradan direkt karşıya değil de şuradan direkt buraya bir yol versem böyle. Buradan gelenler direkt şurayı kullanıp geçebilirler karşıya. Burayı kullanan yok ha. Abi şuradan şuraya geçebilecekken niye buradan bu kadar uzak yol çiziyorsunuz siz ya? Ruh hastası manyaklar. Neyse burası çözüldü. Anlık bazı günler bazı saatlere göre değişiklik gösterebilir tabii trafiklerimiz. Buralarda da sıkıntı yok. Buralarda akıyor yani. Nüfusumuz 66 bin olmuş. 66 bize 70 bin mi lazımdı? Aynen. Yani ev açsam aslında artar. Evleri de hatta bu kısma açabilirim. Şuraya şöyle yollarını vereyim. Evet bunun etrafında atacağımız şehirde şöyle bir ortam olabilir. Hatta biraz da bu tarafa da yanaştırırız bunu. Yani böyle olur. Tam merkezinde birazcık şunu alırız. Etrafında olması güzel olur ya. Okullarını atsam. Yani bak burası ve burası bu yolla şöyle birleşmiş olur. Şuraları ağaçlandıracağım full. Buraya belki bir sanayi daha gidebilir diye bekliyorum şöyle büyük sanayi. Burada da şurayı yerleşme açabiliriz. Burada su isteyen yerler var abi ya. Burayı tabii şu tarafa doğru biraz genişletmek lazım ya da şuralara falan. Buraya doğru bu genişler ya. Şurada bir yol var. Tabii şimdi 70 bin olurum ben. Büyük ihtimalle şuraya attıktan sonra 70 bin olurum. Daha burası var çünkü. 70'ten sonra ne geliyordu? Sonra 90 geliyor. 90 biraz zor ama 90 olunca bütün bölgeleri alabileceğim. O yüzden 90 olduktan sonra şu yolun karşısına geçer. Buraya da bir şeyler atarız. Neyse o zaman bu bölüm buraya kadar olsun. Fena değil ya, bu gürültüden dolayı sıkıntı çıkaranlar var. Bunları anlamamak. Neden? Aa bak şurası düz arazi değil mi? Aynen. Tam şurada da güzel bir mahalle gider. Gider. Neyse abi o zaman buraya kadar geldiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Diğer bölümde görüşürüz.